أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلى آخر الآية صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة Kıymetli Müslümanlar, kıymetli izleyicilerimiz, Rabbim Azze ve Celle Teala Hazretleri şu Ramazan-ı Şerife ulaşma nimetini en güzel şekilde yerine getirebilmeyi cümlemize ikram eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'in ehemmiyetiyle alakalı, özellikleriyle alakalı onlarca, yüzlerce, belki binlerce hadis-i şerifler, kıssalar, menkıbeler, ayet-i kerimeler mevcut. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ve Şaban aylarında en fazla yapmış olduğu dua neydi? Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Şükürler olsun, biz bu duayı yaptık. Bütün ümmet olarak hep beraber bu duayı yaptık ve Rabbimiz bizi Ramazan-ı Şerif'e erme nimetine kavuşturdu. Çünkü duamız neydi? Hep ya bizi Ramazan'a ulaştır, Ramazan'a ulaştır, Ramazan'a ulaştır. Ama Recep ve Şaban'da hakkımızı hayırlıyla, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir yol gösteriyor. Bize bir yol öğretiyor. Nedir o yol? Ramazan'a kavuşacaksınız. Önünüze Ramazan-ı Şerif gibi kıymetli bir, büyük bir ay var, kıymetli büyük vakitler var, kıymetli zamanlar var. Büyük rahmet ve mağfiret mevsimine giriyorsunuz. O yüzden Recep ve Şaban'ı hakkımızı hayırlı eyle diye Efendimiz özellikle dua ediyor ki Recep ve Şaban'dan itibaren ne yapalım, kendimizi bu işe hazırlayalım. Allah'ın izniyle biz inşallah hazırlayanlardan olmuşuzdur. Ki Recep ve Şaban'da hazırlığımızı yapacağız ki Ramazan'da ne yapacağız? Ektiklerimizi biçeceğiz. Biliyorsunuz boş tarlaya vaktinde ekmediği zaman insan, hasat mevsimi geldiği zaman da ne bekler oradan? Çok bir şey toplama beklemez. Ama kendinden yetişenler var mı? Var. İnşallah biz Recep ve Şaban'ı hakkıyla yerine getirip Ramazan-ı Şerif'ten de hakkıyla istifade eden kullarından olmayı Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Şimdi kıymetli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetlerden bahsederken tabi onların 100 yıl, 200 yıl, 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl yaşadıklarını sahabe-i kirama anlattığında sahabe-i kiram kendi kendilerine dertlenmişler. Demişler ki ya Resulallah, eski ümmetler 300 sene, 500 sene, 600 sene, 900 sene yaşadılar. Onlar bu kadar yaşarken, onlar bu kadar yaşadılar. Yani büyük istifadeler ettiler. Çok büyük kazandılar. Peki biz, bizim ümmetimizin ömrü 80 sene, 90 sene, biraz aşağısı, biraz yukarısı. Biz onlar kadar istifade edemeyecek miyiz ya Resulallah diye sorduklarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kirama bu kıymetli geceleri, Kadir gecelerini, Mevlüt gecelerini, Berat gecelerini ve Ramazan-ı Şerif gibi Arife gecelerini ve Ramazan-ı Şerif gecelerinden misal vererek bizim ümmetimiz, evet sene olarak onlardan kısa olabilir ama bu ismi geçen gecelerin hürmetine onlardan çok çok daha fazla kazanma imkanı Rabbimiz bize ikram etti buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Ramazan-ı Şerif'in bir gecesi olan Kadir gecesinde dahi kıymetli Müslümanlar
bin aydan daha hayırlı diyor Mevla Teala. Yani bin ayla sınırlı değil, bin aydan daha hayırlı. Yani 83 yıl 4 aydan daha hayırlı bir gece bizi bekliyor. Ki Ramazan-ı Şerif gecelerinin birçoğu o seviyede. O yüzden Rabbim bize bu incelikleri, bu fırsatları, bu hasat mevsimini en güzel şekilde dolu dolu kıymet bilerek başarılı, muvaffakiyetli geçirmeyi bize ikram eylesin inşallah. Çünkü bizim evlatlarımız, ailelerimiz, çevremiz, çocuklarımız, torunlarımız hepsi bize emanet. Nasıl ki yarın Mevla Teala bizi çağıracak, yanına aldığı zaman kulum gel bakalım ben sana şu 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 çocuklara evlat verdim, şunu hanım verdim, şunu anne baba verdim, şunu dost verdim, yakın verdim, yaran verdim. Bakalım peşinden bunları nasıl bırakmışsın, ne halde bırakmışsın dediği zaman. Eğer biz, ya Rabbi işte bana çocuklarımdan sor, bana hanımımdan sor, bana onlardan sor. Göğsüm geniş, alnım açık, rahat rahat cevap verebilirim ya Rabbi demek istiyorsanız, o zaman bu gecelerde gönlümüz yanacak, içimiz yanacak. Evlatlarımız için, çocuklarımız için, ailelerimiz için gözyaşı dökeceğiz. Yalvaracağız, isteyeceğiz ve istediğimizi mutlaka ve mutlaka alacağız kıymetli Müslümanlar. Çünkü bu aylar rahmet ayı, bu geceler rahmet gecesi, bu geceler her zaman ele geçmeyen geceler. Bakın etrafınıza bakın. Geçen sene evine misafirliğe gittiğiniz, geçen sene evinde misafir olduğunuz veyahut da sizin evinizde misafir olan veyahut da markette, mahallede beraber olduğunuz, camiden yan yana safta durduğunuz arkadaşlarınızdan birçoğu bu Ramazan-ı Şerif'te yok. Bizim kendi kardeşimiz, kıymetli Ahmet Güngör hocamız, daha 33 yaşında. Bakın geçen sene buradaydı. Bu iftarları, sahurları, bu programları, her şeyin ayarlamasını yapıyordu. Gencecik, civa gibi. Ama bu Ramazan-ı Şerif'te aramızda yok. O yüzden bu iş yaşa, duruşa, hastalığa, şuna buna bakmaz kıymetli Müslümanlar. Hazır Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri büyük nimetiyle, büyük ikramıyla bize bu gecelere lütfetti, bugünlere bize ulaştırdı. O zaman biz ne yapacağız? En güzel şekilde nasıl bu işe sarılılması gerekiyorsa o şekilde sarılacağız ve bu işin hakkını verip muvaffak olanlardan olacağız inşallah. Çünkü bu işin tekrarı yok. Yani yaşarsak var ama kıymet bilmezsek yine yok. O yüzden Efendi Hazretlerimiz bir misal veriyor bu konuyla alakalı. Çok güzel bir misal. Buyuruyor ki Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri, içinizden bir tanesi veyahut da bir akrabanız adam buradan gidiyor Almanya'ya, Fransa'ya, gurbete çalışmaya. Çoluk çocuğu nerede? İstanbul'da. Yokluk var. Zaten ihtiyacı için gitmiş yurt dışına adam. Yokluk var, sefalet var ama kılı kırk geriyorlar. Bir ısıttığını bir daha ısıtıyor. Bir giydiğini bir daha giyiyor ki babamız orada çalışıyor. 3-5 para toplayacak, bize gelecek, bize rahat edeceğiz. O sıkıntılı esnada ne yapıyorlar? Her şeyi içine atıyorlar. Ama o adam da gittiği yerde gününü gün etmenin derdinde. Akşam bulduğunu sabaha bırakmıyor. Nerede akşam orada sabah. Böyle bir şey geçiriyor. Hayat geçiriyor. Seneler birbirini kovalıyor ve bu adam dönüyor geri memleketine. Geliyor ki elinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Çoluk çocuk senelerce bekliyor ki bize bir şey getirecekti, bizim nefes alacaktık. Onlar da iptal. Yani hasırat dünya vel ahira. Dünyası da hüsran, ahireti de hüsran. Şimdi Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki kıymetli Müslümanlar, bizim asıl yurdumuz neresi? Ahiret alemi, meleket alemi. Biz oradan buraya nereye geldik? Gurbete geldik.
Buradaki vazifemizi bitireceğiz. Buradaki vaktimiz dolduğu zaman tekrar nerede döneceğiz? Ana vatanımıza döneceğiz. O galu bela dediğimiz yere döneceğiz. O yüzden biz şu anda burada gurbetteyiz. Yani çalışma yerindeyiz. Çalışacağız, toplayacağız, üst üste koyacağız, biriktireceğiz ki döndüğümüz zaman ahirette ekecek, biçecek yerimiz, kafamızı sokacak bir yerimiz olsun. Yoksa biz burada gününü gün edip akşam bulduğumuzu sabah tüketme derdinde olursak, yani şu geceleri güzel bir şekilde ehemmiyet vermezsek, namazlarımıza, ibadetlerimize, evlatlarımız için, hanımlarımız için, çocuklarımız için, dünyamız, ahiretimiz için içimiz yanıp, ayağımız yere basa basa, gönlümüz yana yana Rabbimizden isteyip bu işin hakkını vermezsek, Allah muhafaza etsin, yarın ahirette eli ayağı boş, hiçbir şey yok, eyvahlar içinde dönmüş oluruz ki dünyada belki, bakın belki yine toparlama şansın olabilir. Ahirette o şansımız da olmayacak. O yüzden Rabbim güzel anlamayı nasip etsin inşallah. Bakın Behlül Lana Hazretleri bir gün bulunmuş oldukları beldeden dışarı doğru çıkıyor, böyle yürüyor. Meydan gibi yer böyle. Anlayacağınız dilde söylüyorum. Mesela köy kahvesi gibi düşünün, meydanı millet oturuyor. Behlül Lana Hazretleri'nin böyle çok farklı çıkışları olduğu için ona Behlül Dane, yani Divane Behlül demişler. Ama aslında kendisi çok büyük bir Allah dostu, hikmetler içinde yaşayan bir insan. Velhasıl tabii ehli olan anlıyor, anlamayan da makara yapıyor. Behlül Lana Hazretleri bir gün yine köyden dışarı doğru çıkarken bakıyorlar ki Behlül geliyor oradan. Hemen yanındakine bir dirsek atıyor. Aa diyor, Behlül geliyor, dur şunda biraz makara yapalım. Behlül diyorlar, nereye gidiyorsun Behlül? Ya diyor, oturuyordum diyor, aklıma geldi. Şöyle bir gideyim diyor, cenneti cehennemi bir tur atayım diyor. Akşama dönerim diyor. Millet basıyor kahkahayı. Bak diyor, yine diyor bunun keyfi yerinde diyor. Baksana diyor, cennet cehennemi gezecekmiş diyor. Akşam gelecekmiş. Gülüyorlar. Böyle bir tane gidiyor. Tabi onlar orada oturmaya, muhabbete devam. Birkaç saat sonra akşamüstü diyelim. Böyle bir tane geri geliyor. Bakıyorlar geldiğini görünce diyorlar ki, aha geliyor böyle, şimdi makaraya vuralım bunu. Behlül ne yaptın diyorlar. Nasıl geçti? Cennet cehennemi gezdin mi? Valla gittim diyor. Baktım diyor oralara diyor. Dolaştım gezdim. Ne var ne yok diyor orada. Valla gittim diyor, hiçbir şey yok diyor. Boş arazi, boş tarla diyor oralar diyor. Ve çok bir şey yok. Ya diyor Behlül diyor, bize diyor senelerce anlatıyorlar diyor. İşte cennette ağaçlar, ırmaklar, evler, konaklar, yataklar, şunlar, bunlar, zevkler, alemler var. Cehennemde azaplar, ateşler var. Sen şimdi gittin geldin diyorsun ki oralar boş arazi, boş tarla. Nasıl iş diyorlar? Böyle sen nereye gittin? Yine onlar şeyde, muhabbetteler. Diyor ki vallahi diyor, ben de sizin gibi merak ettim. Aynı böyle ben de sordum diyor onlara. Bana dediler ki diyor, burada herkesin arsası belli. Ağacını da ateşini de herkes gelirken kendi getiriyor dediler diyor. Tabi bir anda hepsinin aklı gidiyor yani, susuyorlar. Netice itibariyle kıymetli Müslümanlar, biz şu anda neredeyiz? Ahiretin gurbetindeyiz. Şu an bize bir tanınan mühlet var. Bu mühleti dolduruyoruz. Ama boşa dolduracağız. Ama doluya dolduracağız. Ama bir şekilde bu ömür dolacak, geçecek, vaktimiz geldiği zaman da gideceğiz. O yüzden bu işin tekrarı yok. Eyvahı yok. Ben bilemedim, yanlış yaptım, özür dilerim. Bana bir nefeslik daha vakit verin. Böyle bir hakkımız, böyle bir şansımız yok. Ne varsa şu anda elimizde neyse o. Büyükler ne buyuruyor? Dün geçti. Dün ne yaptı? Gitti. Yarın senin değil. Belli değil çünkü, ulaşıp ulaşmayacaksın. An içinde bulunmuş olduğun andır. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Helekel müsevvifun. Çok önemli bir hadis-i şerif. İki defa söyleyeyim, üç defa söyleyeyim, ezberleyelim, bir hadis-i şerif ezberlemiş olalım. Olur mu? Beraber söyleyelim isterseniz. Helekel müsevvifun. Helekel
Müsevvifun. Bir tane daha söyleyeyim. Aklımızda kalırsa en azından bir hadis-i şerif öğrenmiş olalım. Helekel müsevvifun. Neydi bunun manası? Yarıncılar helaktadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar. Kimler? Yarıncılar. Yaparım, ederim, toparlarım. Daha gencim. Önümüzde vakit var, yazı var, kışı var, emekliliği var, bunun şuyu var, buyu var. Bunlar diyor insanı senelerini yer, ömürlerini yer, günlerini bitirir. Ama vakit geldiği zaman da eyvah bugün o anlatılanlar bugün için miydi? Durumuna düşmemek için en güzel şekilde bu işin sahibi olmak zorundayız kıymetli Müslümanlar. O yüzden Rabbim anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeye cümlemize ikram eylesin. Hazır sağlığımızda, sıhhatimizde, aklımız, bedenimiz, her şeyimiz yerindeyken kıymet bilenlerden olmayı Mevlam cümlemize ikram eylesin. Yoksa yarın pişman olduktan sonra, yerinden kalkamadıktan sonra, eyvahlar başladıktan sonra bu işin çok kıymeti yok. Ha, Allah affeder mi? Amenna. Nefes sende olduğu müddetçe Allah affeder. Ama bir de bu işin neyi var? Bir de bu işin nasip meselesi var. Şimdi ben kendi yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. Yaşımız küçük. Şu bizim şimdi Ahmetler geldi buraya ufak. İşte 10 yaşındayız, 12 yaşındayız. Hafızlık yapıyoruz. Adamın bir tanesi geldi. Dedi ki hocam, babam sekiret halinde, ölüm döşeğinde. Bir Yasin okumaya gelir misiniz? Hocamıza söylüyor bizim, sınıftaki hocamıza. Ondan sonra hocamız da sınıftan işte arkadaşları alıyor. Hani orada Yasin okusunlar, kelime-i şehadet getirsinler. Adamın yanına gidiyorlar. Şimdi adam orada oturuyor yatakta. Hoca başında. Amca la ilahe illallah de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şunu söyle, bunu söyle falan filan. Ses yok. Bir daha söyle, bir daha söyle, ses yok. Bir daha söyle. Ses yok amcada. Bakın, yani yeminle bak adam ne dedi biliyor musunuz? Yataktaki adam. Şöyle bir doğruluğu yerinden. Hocam, senin söylediklerini tam söyleyeceğim. Yüzüme böyle ateş yaklaştırıyorlar söyleyemiyorum dedi. Bak bunu yataktaki adam söylüyor. O sekiret halindeki adam bunu şakır şakır fasih bir şekilde söylüyor. Bunu herkes anlıyordu yani. Hani kemküm yapmıyor. Bunu rahat söylüyor. Şıkır şıkır dili dönüyor bu adamın. Ya kelime-i şehadet söyle söyleyemiyor bu adam kelime-i şehadeti. Kıymetli Müslümanlar bu iş bize hafif gelmesin ha. Bak adam bunu söylüyor. Hocam diyor tam senin söylediklerini söyleyeceğim. Yüzüme diyor bir ateş yaklaştırıyorlar diyor. Korkudan söyleyemiyorum. Ya bunu adam söylüyor. O yüzden hani var ya söyleriz canım. Söyleyemezsin ya. Dünyadayken ağzında değilse ölüm korkusunda sen bunu söyleyemezsin kardeşim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. O yüzden eğer dünyada bu adamın ağzında bu iş yoksa sen zevk anında, rahatlık anında bunu yapmayacaksın. Korku anında ayakların artık birbirine dolanmış, aklın gitmiş, dünyan değişiyor, revrin dönüyor. Çekemelikten dudakların birbirine çarpıyor. Ne yapacaksın? Kelime-i şehadet söyleyeceksin. Yok böyle bir şey, kendimizi kandırmayalım. O yüzden bunlar bizim ağzımızda olacak, gönlümüzde olacak, içimizde olacak ki vakti yeri geldiği zaman söyleyebilirim. O yüzden kıymetli Müslümanlar Rabbim güzel anlamayı nasip etsin inşallah. Ne buyuruyor Mevla Teala? وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Herkese çalıştığının karşılığı vardır. Ne vardır? Bakın Mevla Teala bu ayet-i kerimede Müslüman veya kafir ayırmıyor. Herkese çalıştığının karşılığı mutlak vardır diyor Mevla Teala. Bir şey için mücadele edeceksin ki onun karşılığını almayacaksın. Yok böyle bir şey. Dünyalık için çalışıyorsan dünyalığını alırsın.
Evlenmek için çalışıyorsan evlenmenin karşılığını alırsın. Desinler için çalışıyorsan desinleri kazanırsın. Görsünler diye yapıyorsan görsünleri herkes görür. Allah için çalışıyorsan da Allah için olanı mutlaka alırsın. Bugün kimse çıkıp da şunu diyemez. Ben ömrümü verdim, senelerimi verdim de şunu yapamadım. Bunu kimse diyemez çünkü Mevla Teala buyuruyor. وَاَلَّيْسَ الْاِنْسَانُ اِلَّا مَا سَعَى. Biz herkese çalıştığının karşılığını mutlaka verdik, vereceğiz. O yüzden yarın ahirette ben bunları bilmiyordum, duymuyordum veyahut da işte yapacaktım, edecektim deme lüksümüz yok kıymetli Müslümanlar. Gün, bugün ne dedik biraz önce? Dün geçti. Yarın bizim değil, an içinde bulunduğun andır. Yani şu an yapıyorsan bir şey yapıyorsundur. Yapmıyorsan sen bu işi yapmıyorsun demektir. Yani yapacaklarımla, edeceklerimle ne buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam? Helekel müsevvifun. Yarıncılar helak oldu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani helak oldu mu? Yarıncılar eyvahlara düştü. Dizlerini, kafalarını, yüzlerini yırttılar yani. Yapacaktık, edecektik dediler ama yapamadılar demektir. O yüzden kıymetli Müslümanlar. Ha bu bizim için mi geçerli yalnız? Değil. Bizim aynı şekilde bir ailemiz var. Aynı şekilde çocuklarımız var. Çocuklarımızı, ailemizi karşımıza alıp bunları tek tek konuşmazsak, bunları anlatmazsak yarın aynı şekilde eyvah deriz ama hiçbir faydası olmaz. Kimseye derdimizi anlatamayız. Bugün için yanarsa, gönlün yanarsa, kalbin yanarsa bu işin hakkını o zaman vermiş olursun. Şimdi bu geceler ne dedik? Kıymetli geceler. Şimdi cemaat-i müslümin, şimdi size desem ki hadi hep beraber mahalleyi toplayın. Çoluğu, çocuğu, kadın, kız, yaşlı, ihtiyar demeden toplayın. Çıkacağız Kavacık Meydanı'na, Beykoz Meydanı'na, Taksim'e çıkacağız bu akşam. Sabaha kadar nöbet tutacağız desem size. Dersiniz ki ya bu adam neyin gazına geldi? Neyin peşinde? Ne anlatmaya çalışıyor? Bakarsın Allah Allah rahatsız galiba dersin. Namazı kılalım da gidelim işimize bakalım dersin. Öyle mi? Öyle bir çünkü öyle bir ortam yok yani. Ama 15 Temmuz gecesi herkes alıp çoluğunu çocuğunu çıktığı zaman da hadi kardeşim bir sana dese ya ne işin var yat aşağı desen o zaman sana ne diyeceklerdi? Bak şuna bak ya. Millet ne halde bu gelmiyor. Bak demek ki zamanında yapılan hareket karşılık bulur. Zamanında yapmadığın zaman da millet sana böyle bakar yani bu neyin peşinde. Şimdi kıymetli Müslümanlar şu anda bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi hepsini kaldırıp, gece kaldırıp, teheccüd kıldırıp, ellerimizi açtırıp, hadi yavrucuğum, hadi hanımım, hadi kızım, ne olur Allah rızası için bakın Rabbim gök kapılarını açtı, sema kapılarını açtı, bu geceleri bizim için ikram etti, bizi Ramazan'a kavuşturdu, ne istersek Allah vereceğim buyuruyor. Hadi hep beraber seferber olalım. Nasıl ki tehlike anında kolunu, komşunu, akrabanı arıyorsun. Biz falanca meydana gidiyoruz. Hadi siz de gelin. Üstünde ne var? Şunu getir, bunu getir, araba getir, şunu getir. Biz şuradayız. Aç, millet aç gereken şunu da getir. Bak seferberlik yapıyorsun. Tehlike var. Yahu ömür gidiyor. Çocuklarımız elimizden gidiyor. Ailelerimiz elimizden gidiyor. Büyük tehlike var kıymetli Müslümanlar. Birbirimizin elinden tutup çağırıp ayak kaldırıp ayaklandırıp birbirimizi silkeleme zamanındayız, silkeleme gecelerindeyiz. Rahmetin böyle sağanak sağanak yağdığı, her istenilene her istenenin verildiği bu kıymetli geceleri ne olur lütfen ve kelemen boş geçirmeyelim. Eyvah demeyelim. Rabbim anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeye cümlemize ikram eylesin inşallah. Şu kıymetli gecelerden büyüklerimiz, Allah dostları, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler, büyükler, dostları nasıl istifade ettiyse, nasıl başardıysa, nasıl bu işte muvaffak oldularsa, o muvaffakiyetin tamamını Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah.
Amin diyen cemaat-i müslümini ve izleyen kıymetli Müslümanların hayırlı muratlarının tamamını Rabbim ikram eylesin inşallah. Evlatlarını hayırlı eylesin inşallah. Ailelerini hayırlı eylesin, inşallah. Maddi, manevi genişlikler, güzellikle ikram eylesin inşallah. Şu Ramazan-ı Şerif'te manevi kirlerimizden arındığımız gibi maddi olarak da artık sözler verip ya Rabbi, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, artık toparlayacağım inşallah ya Rabbi, himmetinle, yardımınla inşallah bir adım daha atacağım, biraz daha kendimi toparlayacağım, biraz daha aileme, çoluğuma, çocuğuma, kızıma, gelinime, torunuma biraz daha artık eğileceğim, sana yakışır olmaya çalışacağım ya Rabbi diye gerçek manada karar verip bu işin hakkını teslim etmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Rabbim cümlemizden razı olsun. Geceniz hayırlı mübarek olsun. El-Fatiha ma salavat.